Seçim çalışmaları kapsamında programlarını sürdüren AK Parti Adıyaman Belediye Başkanı adayı Ziya Polat, kurum ziyaretleri kapsamında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Milli Parklar ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yöneticiler ve personellerle bir araya geldi. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Dr. Vedat Işıkan, Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Milletvekilleri ve AK Parti kadroları ile birlikte Adıyaman Valisi Doktor Osman Varol'u ziyaret eden Polat, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanlarının katılımıyla düzenlenen Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları Adıyaman programına katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle bağlandığı deprem konutları anahtar teslim töreni ve kura çekimi programına da katılan Polat, hak sahiplerine anahtar teslim ederek evlerin hayırlı olmasını temenni etti. Bakan Işıkan'ın AK Parti Adıyaman Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretine de eden Polat, daha sonra Bakan Işıkan'la birlikte esnafları ziyaret etti. Bakan Işıkan ve beraberindekilerle birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılıncı da ziyaret eden Polat, kuruluşundan bugüne AK Parti çatısı altında çeşitli kademelerde görev yapanların katıldığı geleneksel vefa buluşması programına katıldı. AK Parti Kahta Belediye Başkanı adayı Mehmet Can Hallaç'ın proje lansmanına da katılan Polat, burada yaptığı konuşmada Hallac'a başarılar diledi. Daha sonra Adıyaman Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geçen Polat, burada kendisini bekleyen partililere seslendi, destekleri için teşekkür etti. Gönül buluşmaları kapsamında Kayalık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Polat, projelerini anlattı, sorun ve talepleri dinledi. Gençlik Aşkı ile Adıyaman programına da katılan Polat, burada gençlerle bir araya geldi, gençlikle ilgili hazırladıkları projeleri anlattı. Gecenin geç saatlerinde esnafların davetini kırmayarak iş yerlerini ziyaret eden Polat, daha sonra halı saha maçında gençlerle futbol oynadı.